Saygı, onur, şeref bunlar ne anlama geliyor? Merhaba değerli seyirciler. Bugünkü programımızda iltica mülakat dosyası hazırlayanlar insani mağduriyetlerini anlatırken ilk anlatmaları gereken şeylerden bir tanesi de saygı, onur, şerefine yönelik yapılan itibar katliamını anlatmaları gerekir. Peki bu nasıl anlatılmalıdır? Neye dikkat etmek lazım? Bunun üzerinde durmaya çalışacağız. En başta dosyalarımızı içeri verirken diplomalarımızı, sertifikalarımızı vermiştik. Hukuki mağduriyetlerimizi anlatmıştık. İnsani mağduriyetlere gelirken artık burada size yapılan zulümleri anlatırken ilk anlatmanız gereken şey sizin saygınlık ve şerefinize, onurunuza yönelik yapılan katliamdır. Örneğin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin birinci maddesi, iş bu sözleşmeyi imzalatan tüm üye devletler insana saygı gösterme yükümlülüğünü taahhüt eder demektir. Örneğin Almanya Anayasası'nın birinci maddesi, Almanya Anayasası'nın amacı insan onurunu korumaktır. Hollanda Anayasası'na baktığımızda eşit şart ve durumlarda bütün insanlar aynı hak ve yükümlülüklere sahiptir mealinde maddeler bulunmaktadır. 28 Temmuz 1951 Avrupa İnsan Birleşmiş Milletler Mülteci Hakları Sözleşmesi'nden sonra Avrupa'daki çoğu devletler insana saygı ve mülteci haklarını korumaya yönelik kanun mevzuatlarında düzenleme yapmışlardır. Bundan dolayı kimse insanın şerefini, onurunu, saygınlığını bozamaz, üzemez, yıkamaz. Ama bugün baktığımızda sizin, yani ben burada mağdurları kastediyorum, sizler itibarlı mesleklerde çalışan insanlardınız ama KHK'yla adınız ifşa edildi. Bugün internete girseniz Wanted gibi internet dünyasında adınız vatan haini terörist olarak ilan edilmekte. KHK'lı olmak, affınıza sığınarak söylüyorum, damgalı insan haline geliyorsunuz. Dolayısıyla KHK'lı olduğunuzdan dolayı hakkınızda savcılık otomatikmen yakalama, tutuklama, soruşturma dosyası açmak zorunda. Ya da sizler bugüne kadar seminer, konferans veren, öğretmenlik yapan ya da iş adamıydınız, çevresinizde tanınan insanlardınız. Fakat birdenbire polisin eve gelmesiyle ifşa edildiğiniz, komşularınız tarafından parmakla gösterildiniz, mahallede sokağa çıkamaz hale geldiniz. İnsan içine çıkamaz hale geldiniz. Sosyal medya hesaplarında sizlere yönelik hakaretler yapıldı. Burada anlatılması gereken en önemli şey baskı, mobbing, zulüm, sizin kişiliğinize yönelik saldırılar, onur kırıcı tavır ve davranışlar, aşağılayıcı faaliyetler, kanunsuz işlem ve cezalar insan itibarını zedeleyen hadiselerdir. Dolayısıyla size yönelik yapılan itibarsızlaştırma çalışmalarını pişmiş tavuğun başına gelmemiş şekilde anlatmanız lazım. Tanınan bilinen bir insanken birdenbire parmakla gösteriniz, işte o vatan haini denen insan haline geldiniz. Gazetelerde, manşetlerde, televizyonlarda parmakla gösterilen insanlardan biri oldunuz. Bundan dolayı bu ve benzeri hadiseleri dosyanızı hazırlarken saygınlık maddesini koyarak buraya da sizinle ilgili çıktıları koymanız lazım. Facebook, Twitter, Instagram çıktıları, ondan sonra KHK ile amaç kapsam kısmında sizi tanımlıyor onu, isminizin olduğu sayfayı, ondan sonra YouTube gibi, televizyon gibi yerlerde ifşa edildiyseniz onun çıktıları, mahkeme kararında sizi mahkeme tanımlıyor. Hak etmediğiniz bir sıfata koyuyor. O sıfatı burada saygınlığınızın beş para etmez hale getirildiği noktasında da değerlendirebilirsiniz. Sadece hüküm kararını ya da iddianameyi vermek doğru değil. Saygınlığınızın nasıl itibarsızlaştığını iddianamede size yapılan tarifle de gösterebilirsiniz. Saygınlığın dışında diğer örnekleri sizlere bırakarak yaşam hakkınızın engellenmesinden bahsediniz.
özgürlüğünüzün engellenmesinden bahsediniz, hüküm verildi, hapse atılacaksınız, uzun süre tutuklu kalacaksınız. Adil yargılanmadan bahsediniz, yani adil yargılanmanın olmadığından dolayı. Bugün yarsav veya işte hukukçular birliği neyse onlar, hakim ve savcılar gelen emir üzerine imza atıyorlar. Direkt yargılanmadan, yargılanma hakkı tanımadan hüküm kararı veriyorlar. Bunlardan bahsedebilirsiniz. Aile birliğinizin dağılmasından, seyahat özgürlüğünden de bahsedebilirsiniz. En son anlatmanız gereken şey, Türkiye'ye geri döndüğünüzde ya da yaşadığınız ülkeye geri döndüğünüzde yaşam, özgürlük, can güveniniz tehdit, tehlike, risk altında. Ülkenize döndüğünüz takdirde baskı, zulüm, ayrımcılık, kanunsuz ceza, insanlık dışı uygulama, onur kırıcı tavır davranış, aşağılayıcı muamele, kanunsuz işlem ve cezalarla karşı karşıyasınız. Ülkenize gittiğinizde uzun süre tutuklu kalacaksınız. Bundan dolayı ülkenize geri dönemezsiniz. Bunlar üzerinde durmanız dosyanıza katkı sağlayacaktır. Bizi dinlediğinizden dolayı teşekkür ederiz. Varsa önerileriniz ya da örnek çalışmalar, bunları bizimle paylaşırsanız diğer mağdurlar da örneklerden yararlanmış olurlar. Evet efendim, teşekkür ediyoruz. Bugünkü programımızın da sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. İyi günler.